Değerli izleyenlerimiz, TGRT Ana Haber Bültenine hoş geldiniz. İyi akşamlar diyelim ve saatin 19.45 olduğunu tekrar hatırlatalım. Takvimlerimiz bugün 18 Ocak Cuma gününü gösteriyor. Peki bugün Türkiye'de özellikle ön plana hangi haberler çıktı dersiniz? Hiç vakit kaybetmeden başlıklarımızı size aktarayım. Senatör Beştepe'de. Amerikalı senatör, Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham Türkiye'ye geldi. Dile kolay. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu. 2,5 saat boyunca özel bir görüşme yaptı. Bu senatör kim? Görevi ne? Acaba neler konuşuldu? Merak ediliyor. Merak ettiğimiz o soruyu da işin uzmanına soracağız. Stratejist Abdullah Çiftçi birazdan canlı yayında karşımızda olacak. Senatör Graham'ın çantasında ne olduğunu, dosyalarını da ona soracağız. Devam edelim. Burası İzmir. Güzel İzmir, hemen meydan. Ve CHP. İzmir'de kelimenin tam anlamıyla sessiz ve derinden adaylık savaşı yaşanıyor CHP'de. Bir türlü CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklanamadı. Mevcut başkan Aziz Kocaoğlu emekli oldum demişti, sonra geri döndü. Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle döndüğünü sanıyorduk, öyle değilmiş. İzmir'de neler yaşanıyor? CHP neden bir türlü adayını açıklayamıyor? Detaylı analiz haberimizde de bunu sizlerle paylaşacağım. Bugün milyonlarca öğrenci sömestr tatiline merhaba dedi. Karneler dağıtıldı. Bizim zamanımızda hepsi pek iyi derdik. Şimdi çok iyi notlarını görüyoruz. Herkesin karnesi çok iyi. Acayip gelişmeler oldu desem inanın abartmış olmam. Müthiş bir trafik oldu. Beşizler Türkiye'de ilk kez karne aldı. Dahası kırıkları olan bir öğrenci okulun bilgisayar sistemini hackledi. Bütün notlarını düzeltti. Ama yakalanmaktan kurtulamadı. Karne ve çevresinde gelişenleri de öğrencilerimizin gözünden sizlere aktaracağım. Bebek pudrası. Hepimiz çocuk yetiştirirken kullandık. Pişik yapmasın diye. Ve hep şu söylendi. Acaba o pudralarda kanserojen var mı? Bugün önemli bir açıklamanın sonuçları yayımlandı. 4 ayrı bebek pudrası marketten rastgele alınmış, laboratuvarda incelenmiş. Sonuçlar gerçekten korkutucu. O laboratuvar sonuçlarında ne çıktı? Kanserojen nasıl ortaya çıktı? Ayrıntılarını canlı yayında sizlere aktaracağım. Ve bugün 10 Years Challenge modası aldı başını gidiyor. Şu konuya da bir değinelim dedim. 10 Years Challenge, 10 yıllık meydan okuma. 10 yıl önce çektirdiğiniz bir fotoğrafı, bugünkü fotoğrafı yan yana koyuyorsunuz ve değişimi herkesin izleyeceği şekilde sosyal paylaşım sitelerinde yayınlıyorsunuz. İddia o ki, komplo teorileri de seslendiriliyor. Kimlik, yüz okuma için veri tabanı oluşturuluyor. Bu olabilir mi? Detaylarını da işte ben anlatacağım ama bambaşka bir açıdan şu 10 yıl öncesi, 10 yıl sonrasına kendi açımdan sizleri götüreceğim. Buyurunuz efendim, TGRT Ana Haber'e başlayalım. Amerikalı senatör Ankara'ya indi. Beştepe'de 2,5 saat kaldı. Bolton'la görüşmeyen Cumhurbaşkanı Graham'ı neden kabul etti? Cumhuriyetçi senatörün amacı ne? Görüşmelerde hangi konular gündeme geldi? Stratejist Abdullah Çiftçi canlı yayında anlatacak az sonra. Amerika'nın en etkili senatörlerinden Lindsey Graham Ankara'daydı. Önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmelerin gündeminde güvenli bölge planı, Fırat'ın doğusuna operasyon ve Amerikan askerlerinin çekilmesi vardı. Lindsey Graham, ABD Cumhuriyetçi Parti Güney Carolina senatörü. Amerikan Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla biliniyor. Graham, YPG'li teröristlerle Kürtleri özdeşleştiren açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Graham bir dizi ziyarette bulunmak üzere Ankara'daydı. Graham'ın ilk durağı Dışişleri Bakanlığı oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.
O görüşme 1,5 saat sürdü. Graham daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Lindsey Graham'ı kabul etti. Görüşme 2,5 saat sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu. Görüşmede Graham ülkesinin Suriye'den çekilme sürecinde atacağı adımlara yönelik bilgi verdi. Çekilme süreci tamamlandıktan sonra Türkiye'nin bölgedeki konumu üzerinde konuşuldu. Görüşmede Suriye'de oluşturulacak güvenli bölgeye ilişkin ilk görüşler aktarıldı. Türkiye'nin bölgedeki tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda kararlı olduğu bir kez daha ABD'li senatöre anlatıldı. Kırmızı çizgilerin altı çizildi. Görüşmede Erdoğan'ın ABD'nin terör örgütü PYD-YPG'ye verdiği destekten duyduğu rahatsızlığı tekrarladı. Biz bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz mesajı verdiği kaydedildi. YPG'nin Kürtleri temsil etmediği bir kez daha ABD'li senatöre iletildi. Gelin işin uzmanına, Abdullah Çiftçi'ye, stratejistimize bu görüşmenin ayrıntılarını soralım. Çok değil, kısa süre öncesine kadar Amerikalı senatör Lindsey Graham'ı Türkiye'de pek tanıyan yoktu. Ama bilenler biliyordu. Biz de soracağız Abdullah Çiftçi'ye. Çok dikkat çekici çünkü Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Bolton'a randevu bile vermeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Graham'le 2,5 saat konuştu. Abdullah Bey, Senatör Lindsey Graham kimdir ve neyi temsil etmektedir? İyi akşamlar diliyorum. Lindsey Graham kendisi başkan adaylığını da açıklamıştı 2016 yılında. Trump'ın yakın çalışma arkadaşı, Trump hükümetinin önemli bir isim. 31 Aralık'ta da Başkan Trump'ın Türkiye'ye tampon bölge önereceğini kendisi açıklamıştı zaten. Yani Trump'ın açıklamasından önce açıklamıştı. Türkiye'ye gelmesi bu süreci hızlandırır. Seyircilerimiz hatırlar, John Bolton İsrail'den bir açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanımız da kendisi randevu vermedi. Şimdi bugün Dışişleri Bakanlığı sözcümüz bir açıklama yaptı. Evet, çekilme olacak ama Amerikan güvenlik bürokrasisi bu işi biraz tıkıyor. Yani karşı gibi, engelliyor gibi. Lindsey Graham bunu çözmeye geldiğini düşünüyorum ben. Şimdi Amerika'da biliyorsunuz federal hükümet kapalı şu an. Evet. Bunun anlamı şudur. Trump'ın geniş bir yetkisi var. Yani birçok yetkiyi kullanabilir. Dolayısıyla bu güvenlik bürokrasisini ayak diretmesi konusunda Trump bugünlerde Pentagon'dan da önemli birkaç generali görevden alma ihtimali var. Yani Trump hükümeti burada Türkiye ile yürümek istiyor, çözüm istiyor. Bu nedenle çözümü yapabilecek güvendiği ismi Türkiye'ye gönderdi. 2,5 saatte oldukça uzun bir zaman bu görüşme için. Yani Türkiye'nin tezleri zaten biliniyor, anlatıldı. Trump hükümeti burada Türkiye'nin tezlerini kabul edecek. Öyle Abdullah görünüyor. Bey, burada adım adım gidelim isterseniz. Şimdi Graham'in yanında getirdiği dosyaların en üstündeki başlık, birinci başlık nedir sizce? Tampon bölge birinci başlık. Yani Türkiye'nin Amerika ile şu an bölgede çok ciddi problemleri var. Ancak bu çözüm sürecinde en önemli şey tampon bölgede kim olacak? Bu bir. YPG asla olmamalı. Bu çekilme sürecinde YPG'nin ya da PYD'nin terör örgütünün işine yaramamalı. Bu silahlar ne olacak? Tampon bölgedeki kim olacak? Bizim buradaki yaklaşımımız belli. Cumhurbaşkanımız oraya konut yaparaktan Türkiye'deki evsiz Suriyelilerin o bölgeye yerleştirilmesini istiyor. Bunun finansmanını da koalisyonun üstlenmesini istiyor. Yine güvenliği sağlanması için Amerika'nın hava desteği vermesini, sahada biz terör örgütlerini hallederiz diyor. Burada anlaşılamayan nokta sadece şu. Amerika diyor ki, Amerika'nın güvenlik bürokrasisi orada PKK-PYD'de bizim kara gücümüzdü, kullandık. Bölgede bunlarla beraber Türkiye anlaşsın şeklinde bir yaklaşımları var. Türkiye bunu zaten kabul etmiyor, reddediyor. Tabii ki sadece bu değil. Yani bu görüşme FETÖ'de ele alınmıştı. Daha önceki komisyonun olması ele alındığı gibi. Bu görüşmede yine Amerika ile Türkiye arasındaki birçok konu masaya yatırıldı. Fakat bu görüşmenin diğerlerinden temel farkı şu. Başkan Trump'ı temsil eden bir görüşme bu. Diğerleri gelenler Amerikan güvenlik bürokrasisini temsil edenler vardı.
Buradan benim gördüğüm bir bu konuda Trump'la Başkan Erdoğan arasında yeni bir zirve görünüyor. Çözüme yaklaşılıyor. Abdullah Bey, hemen şu önemli cümlenizin altını çizelim. Güvenli bölge, o tampon bölge inşa edilecek. Maddi, manevi olarak Suriye'deki savaştan kaçıp bize sığınan Suriyeli komşularımıza Allah'ın hakkı için biz iyi komşuluk ettik. Maddi ve manevi destek olduk. Ancak Türkiye'de biraz zorlanmaya başladı. Hem millet olarak hem de maddi anlamda gerçekten zorlanıyoruz. O tampon bölgeye inşa edilecek konutlar ve şehirlerle diyelim, Türkiye'ye sığınan 4 milyona yakın Suriyeli o bölgeye mi yerleşecek? Plan bu mu? Yani Başkan Erdoğan'ın planı bu. Yani 4 milyonun tamamı olmasa da ilk etapta büyük çoğunluğunu oraya yerleştirmeyi planlıyor. Bunu zaten Obama yönetimine de, hükümetine de teklif edilmişti bu olay. O zaman Obama kabul etmemişti ama şu an gelindiği noktada Amerika artık Suriye'de bir siyasal çözüm istiyor. Türkiye'si bunun olmayacağını gördü. Muhtemelen bu süreci 23 Ocak'ta Putin'le Erdoğan görüşmesi de belirleyici olacaktır. Bu tampon bölge konusuna Rusya da sıcak bakıyor. Sadece burada şimdilik bir anlaşmazlık var. Rusya'nın Dışişleri Bakanı bir açıklama yapmıştı. Bu bölgeyi Esed hükümetine, rejimine verilsin şeklinde. Fakat bizim buradaki şeyimiz çok net. Türkiye'deki gerçekten dram olan, maddi olaraktan külfet olan Suriyelilerin bölgeye yerleştirilmesi. Dolayısıyla 23 Ocak'tan sonra konu daha da netleşecektir. Türkiye burada istediğini alacaktır. Çünkü Rusya'nın bu noktada fazla direnme şansı yok. Bizden çok onların bize işbirliğe ihtiyacı var. Amerika'da zaten bu noktada kararını vermiş görünüyor. Problem kendi içinde. Yani Amerika'nın aslında kafası net. Kendi içinde, kendi güvenlik bürokrasisini ikna etmeye çalışıyorlar. Federal hükümetin kapalı olması da Trump'ın elini güçlendiriyor. Çünkü geniş bir yetkisi var. İstediği birçok kişiyi görevden alabilir. Bu nedenle Suriyeli mülteciler için umutlu bir gelişme diyebiliriz. Graham'ın Türkiye'ye gelmesini. Abdullah Bey, Amerika ile stratejik müttefikiz dedik. Ancak İran kuzeyindeki 1. Körfez harekatından sonraki oluşumu, Barzani oluşumunu biliyoruz. Sıradan sokaktaki bir vatandaş, Ekrem Açıkel olarak size şunu söylemek isterim. Amerika'ya çok da güven olmuyor. Acaba o güvenli tampon bölgede, Suriye'de yeni bir PKK kantonu, devleti kurulabilir mi? Özerk bir yapı. Amerika bizi ketenpereye getirebilir mi? Şimdi Amerika bizi ketenpereye getirmek için zaten her türlü operasyonu yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Amerika'nın güvenlik bürokrasisi, Amerika'nın bir tarafı. Çünkü Amerika'da artık tek taraf yok. Fakat Türkiye Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonuyla oradaki PKK koridoru, Kürt devletçiliği projesini çökertti. Şu an Amerika bu işin içerisinden çıkamıyor. Belli bir süre bunu ertelediği görünüyor. Mecburen Amerikan hükümetinin. Ama Amerika'nın arka tarafında evangelik Siyonist lobi bunu devam ettirmek isteyecektir. Fakat şu an için Türkiye tüm yığınağını sınıra yaptı. Hazır bekliyor. Eğer anlaşamazsak ben zaten gireceğim diyor. Dolayısıyla Türkiye'nin karadan girdiği bir yerde PKK'nın, YPG'nin, diğer unsurların direnme şansı yok. Bu nedenle şimdilik PKK devletçiliği projesi çöpe gitti. Burada da Türkiye'nin kararlı duruşu, Başkan Erdoğan'ın kararlı açıklamaları önemli rol oynadı. Abdullah Bey, son bir soru. Sizin bakış açınızda, sizin perspektifinizden şu yakın vadedeki süreçte en büyük risk biz Türkiye için nedir? Türkiye için en büyük risk, şimdi geçen çarşamba günü Membiş'te biliyorsunuz bir patlama oldu. 18 ölü, bunun 4 tanesi Amerikan askeri. Dolayısıyla orada arka planda bu patlamayı kim yaptı? DAEŞ bu zamana kadar sınırda öyle ciddi bir patlama yapmıyor da tam çekilme sürecinde nasıl yaptı? En büyük risk İdlib'de yine bu Amerikan, derin Amerika dediğimiz yapıların provokasyonu, yine bu şu anda hem Amerikan askerlerine karşı hem bizim ülkemize karşı bir provokasyon yapabilirler. Çünkü savaş giderek şiddetlenecek. Bu Amerika'nın kendi içindeki savaş bölgeye yansıyor doğal olaraktan. Karadan
YPG'nin, PKK'nın bize yapabileceği herhangi bir şey yok. Fakat terör eylemleri olabilir bu süreçte. Provokasyonlar olabilir. Bunun da açılacağını düşünüyorum. Abdullah Bey, çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Önümüzdeki süreçte bizim için risk, provokasyon, terör eylemleri olabilir. Buna dikkat çektiniz. Bize sürekli katkı veriyorsunuz. Bu ana habere, bu bültene verdiğiniz katkı için çok teşekkür ederim. Son bir cümle daha söyleyeyim Buyurun lütfen. Son bir cümle söyleyeyim. Şimdi burada Amerikan Derin Devleti'nin Afro-Avrasya'da yapmış olduğu darbeler, ayaklanmalar, tarihini artık biliyoruz. Türkiye bu noktada uyandı. 15 Temmuz'da bir fiil yaşadık. Bir taraftan bu tip provokasyonlar olurken diğer taraftan da kitleyi hareketlendirmeye yönelik girişimler olabilir. Buna da halkımızın dikkatli olması lazım. Yani Fransa'daki sarı yeleklerin benzeri bizde de seçim öncesi veya seçim sonrası böyle bir şey tezgahlayabilirler. Buna da dikkatli olmamız lazım. Geçen canlı yayınımızda da buna dikkat çekmiştiniz. İçeriği karıştırmaya yönelik provokatif hareketler olabilir. Bu uyarınız tam da bu ekrandan tarihe not olarak düşüldü. Tekrar TGRT Ana Haber'e verdiğiniz katkı için çok teşekkür ederim. İnşallah kısa süre içerisinde bir başka yayında buluşmak üzere Abdullah Çiftçi. İnşallah, iyi akşamlar diliyorum. Devam edelim. Rus ordusu Münbiç'in güneyine başlattığı devriye turlarını sürdürüyor. Rus askerleri bu devriyeleri teröristlerle birlikte gerçekleştiriyor. Rus ordusu Ağustos 2016'dan bu yana PKK-YPG işgali altındaki Münbiç'te teröristlerle ortak devriye faaliyeti yürütüyor. Devriye atılan yer Münbiç'in güneybatısındaki Arima beldesi. Beldenin kenar mahalleleri ve çevresinde Rus ordusu bazı noktalarda bağımsız, bazılarında ise terör örgütü PKK-YPG'nin kurduğu Sözde BAP Askeri Meclisi ile ortak devriye atıyor. Sözde BAP Askeri Meclisi, Türkiye'nin yaptığı Fırat Kalkanı Harekatı'ndan hemen önce DAEŞ işgalindeki BAP'ı ele geçirmek amacıyla kurulmuştu. Terör örgütü PKK-YPG kendi ismini ve varlığını gizlemek için böyle bir yola başvurmuştu. Teröristlerle ortak devriye faaliyetlerini planlayıp yönetildiği binanın görüntüleri de paylaşıldı. İki katlı binanın çatısında Sözde BAP Askeri Meclisi bayrağı dikkat çekiyor. Binanın dış duvarına asılan Rus bayrağı ve terör örgütünün örgütsel flamaları da yan yana görülüyor. Rusya Savunma Bakanlığı devriye faaliyetleriyle ilgili 10 Ocak ve 13 Ocak'ta basını bilgilendirmişti. Biri 48, diğeri 32 kilometre uzunluğundaki iki hatta Rus ordusunun Münbiç'te devriye yaptığını açıklamıştı. Münbiç'in kuzey ve batısı Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun kontrol ettiği Fırat Kalkanı bölgesine komşu, Münbiç'in güneyi ve güneybatısı ise Esad rejimi güçlerinin hakimiyetinde. Münbiç merkezi ise terör örgütü PKK-YPG işgali altında. Amerikan askerleri de teröristlerle ortak devriye faaliyeti yürütüyor. Türkiye teröristlerin Fırat'ın doğusuna çekilmesini istiyor. Amerika PKK-YPG'nin ilçeyi terk edeceği sözünü vermişti. Görüşmeler sonunda Türk ve Amerikan askerleri Münbiç çevresinde ortak devriyelere başlamıştı. Ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle belirlenen yol haritası halen tamamlanmadı. Aziz Kocaoğlu yeniden aday olacağını açıkladı. CHP'de kafalar karıştı. Kılıçdaroğlu'nun başkan adayı kim? Aziz Başkan'ı yeniden aday gösterir mi? CHP'de İzmir açmazı. Az sonra. Meclis Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Çanakkale'deydi. 1915 Köprüsü'ndeki temel yüzdürme töreninde konuştu. Yıldırım, Çanakkale Köprüsü'nün erken açılacağını duyurdu. Cumhuriyet'in 100. yılına planlanmıştı. Az önce Cahit Bey Bakanımız 2022'de projenin 18 Mart'ta tamamlanacağını söyledi. Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de açılacak. Müjdeyi Meclis Başkanı Binali Yıldırım verdi. Bu büyük bir müjde, büyük bir haber Çanakkale'miz için, ülkemiz için. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Çanakkale'deydi. 1915 Çanakkale Köprüsü kule keson temellerinin yüzdürülmesi törenine katıldı. Çanakkale geçilmez dediler ama düşmana geçilmez dediler. Yoksa Çanakkale
karadan da, denizden de, havadan da gelinen, geçilen bir yer olacak dedik. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışmalara başladık. GESTAŞ'ı devreye soktuk. Yolları yaptık, havalarını açtık. Bir tek denizin üzerinden karadan geçme kalmıştı. İşte onu da başlattık. Yıldırım köprünün 2023'ten önce açılacağını duyurdu. Cumhuriyet'in 100. yılına planlanmıştı. Az önce Cahit Bey Bakanımız 2022'de projenin 18 Mart'ta tamamlanacağını söyledi. CHP'de kör düğümün adı İzmir. Büyükşehir Belediye Başkan adayı bir türlü netleşmiyor. Sessiz ve derinden büyük bir savaş var. İşte CHP'deki İzmir Savaşı'nın cepheleri. Çarşamba günü parti meclisinde İzmir adayının açıklanması bekleniyordu. İzmir'in CHP'li mevcut belediye başkanı Aziz Kocaoğlu daha önce aday değilim açıklaması yapmıştı. 31 Mart 2019 seçimlerinde aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ancak sürpriz bir şekilde yarışta ben de varım dedi. Dengeler değişti. Ben aday olarak müracaat ettim. Ne İzmirli'yi ne partimi bırakmak gibi bir düşüncem olmadığını, namusumla şerefimle çalışacağımı da buradan taahhüt ediyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki seçenek üzerinde çalıştığı söyleniyor. Kılıçdaroğlu, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ismine sıcak bakıyor. Ancak bazı CHP'liler ve İyi Partililer Soyer'in aday olmasını istemiyor. Soyer'in adaylığını istemeyen bir diğer isimse Kocaoğlu. Kocaoğlu, Soyer'in aday gösterileceğini öğrenince aday olmaya karar verdiği öne sürülüyor. CHP lideri ise daha önce aday olmayacağını açıklayan Kocaoğlu'nu aday göstermek istemiyor. CHP kulislerine göre Kılıçdaroğlu sorunu çözmek için iki seçenek düşünüyor. Ya Soyer'in adaylığı için kurmaylarını ikna edecek ya da tüm tarafların büyük oranda uzlaşmasını sağlayabilecek yeni bir isme yönelecek. İzmir'in dağlarında çiçekler açacak. İzmir'de açan çiçek Hakkari'nin de yüzünü güldürecek. Türkiye ve İzmir hiç merak etmesin. Nasıl ki emperyalizme karşı son darbeyi İzmir vurmuşsa 31 Mart'ın son finalini de İzmir gerçekleştirecektir. Kılıçdaroğlu'nun Kocaoğlu'nu yeniden aday yapmak gibi üçüncü bir seçeneği düşünmediği ifade ediliyor. İzmir adayımız herkesin tanıdığı, bildiği bir aday olur. Yani uzaydan birini getirecek halimiz yok. Konuşulan da olabilir, konuşulmayan da olabilir. İki ayrı dernek rastgele numuneler aldı. Talk pudralarında inceleme yaptırdı. Sonuç ürkütücü. Pudraların kanserojen madde içerdiği anlaşıldı. Derneklerden yapılan ortak açıklama az sonra. İran resmi haber ajansı Twitter hesabından kelimenin tam anlamıyla skandal bir paylaşım yaptı. Ajansa göre Münbiç'teki intihar saldırısının faili Necati Şaşmaz. Namı diğer Polat Alemdar'dı. Münbiç'te ikisi asker, dördü Amerikalı dahil 20 kişi intihar saldırısında hayatını kaybetmişti. İşte o saldırıyla ilgili İran medyası bir skandala imza attı. Suriye Haber Ajansı Press TV bombalı saldırının faili olarak Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar rolüyle ünlenen Necati Şaşmaz'ın fotoğrafını paylaştı. İran resmi haber ajansı Şaşmaz'ı MİT ajanı olarak gösterdi. Fake paylaşımı gerçek gibi paylaşarak Münbiç saldırısının failini MİT gibi gösterdi. Terör örgütü PKK'nın yalanına destek çıktı. Fotoğrafın altında Türk MİT ajanlarına ait kimlik kartı. Restoran saldırısında Suriye Kürt kuvvetleri tarafından bulunmuştur ifadesine yer verildi. Terör örgütünü öven bir Twitter sayfasındaki paylaşımı alıp gerçekmiş gibi devlet ajansında kullanan Press TV büyük bir skandala imza atmış oldu. Paylaşım Twitter'da birçok kullanıcıdan tepki aldı. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ı öldürmekle suçlanan zanlı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Bu arada cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
iki azmettiricisi yol gösterdi. Belediye binasında tetiğe bastı. İmar ve Şehircilik'ten sorumlu başkan yardımcısı Cemil Candaş hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan ağırlaştırılmış müebbet, iki azmettirici ise 16'şar yıl hapse mahkum edildi. Tarih 18 Temmuz 2016. Yer İstanbul Şişli Belediye Binası. İmar ve Şehircilik'ten sorumlu başkan yardımcısı Cemil Candaş silahlı saldırıya uğradı. Candaş kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti. O saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kadrajdaki kişi Rıza Keten. Ruhsatlı tabancası olduğunu söyleyerek X-ray cihazından geçmeden binaya giriş yaptı. İddialara göre üzerinde ruhsatsız bir silah daha vardı. Keten bir üst kata çıkarak saldırgan Şenol Şahin'le tuvalette buluştu. Yanında getirdiği diğer ruhsatsız silahı Şahin'e verdi. Görüntülerdeki bu kişi de diğer azmettirici olan Mithat Yılmaz. Koridorda beklerken saldırgan Şahin'e kafa işareti yaptı. Yani saldırıya geçmesi için talimat verdi. Ama bir alt kattaki iki güvenlik görevlisinden kaçamadı. Yaka paça yakalandı. Saldırgan Şenol Şahin yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Cinayeti azmettiren Rıza Keten ve Mithat Yılmaz da 16'şar yıl hapse çarptırıldı. Öldürmeye yardım etmekle suçlanan Hacı Avcı ve Engin Gölbe de 8 yıl hapse mahkum oldu. Çağatay Ulusoy, Cenk Eren ve Gizem Karaca gibi ünlü isimlerin de hapis cezaları aldığı uyuşturucu davası sil baştan. İstinaf Mahkemesi kararı bozdu, yargılama yeniden yapılacak. Ünlü isimler narkotik operasyonunda yakalandılar. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandılar. Çağatay, 16 Mayıs 2018 tarihinde Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya 4 yıl 2 ay, Cenk Eren'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Çağatay, herkes bir şeyler bekliyor senden. Bakma Ancak bazı sanıkların avukatları karara itiraz etti. Dosya İstinaf Mahkemesi tarafından incelendi ve 34 sanıktan 20'si hakkında yeniden yargılama kararı verdi. Talepleri 9 Ocak'ta karara bağlayan ceza dairesi, oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'yla Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 20 sanık yönünden davanın yeniden görülmesine hükmetti. Ünlüler 21 Mart'ta yeniden hakim karşısında olacak. Evet, geldik o çok önemli habere. Duvarımdaki şu fotoğrafı gördüğünüzde aklınızda nasıl bir anlam uyanıyor? Evet, çok sayıda böyle fotoğraf gördük. Masumiyeti, temizliği ve sağlığı simgeleyen bu fotoğraf. Anne bebeğine pudrayla pişik yapmasın diye alt değiştirdikten sonra o sağlıklı müdahaleyi yapıyor. Gülümseyen bir bebek ve yanı başında görevini yapan, bebeğini rahatlatan anne. Dedik ya, sağlığın simgesi olarak hafızalarımıza kazındı bu görüntü. Ama bir de üst başlığa bakın. Bebek pudrasında büyük tehlike. Hep söylenirdi ancak bir türlü laboratuvar sonuçlarıyla ortaya konmazdı. Elimde az önce haber merkezimize ulaşan ciddi bir derneğin yapmış olduğu laboratuvar incelemesinin sonuç kısmı var. Evet, kim yapmış? Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği yapmış bu araştırmayı. Talk, bebek pudrasındaki o madde, bir doğal mineral. Tam da kanserojen ortaya çıkartan, kanserojen içeren asbest mineralleriyle yan yana duruyor doğada. Etkileşim içinde. Asbesti aldığınızda ne oluyor? İki şey oluyor. Derinizden kanserojen madde size ulaşabiliyor. Nefes aldığınızda, soluduğunuzda da akciğerlerinize ulaşıyor o kanserojen içeren madde. Tekrar pudraya dönelim ve birebir aktarmak istiyorum. Çok kritik bir konu. Türkiye genelinde çeşitli markalara ait pudralar temin edilerek, marka yok, tarafsızlık ilkesi gereği aralarından markası belli olmayan, rastgele seçilmiş,
4 pudra numunesinin analizlerini laboratuvarlarımızda gerçekleştirdik. Ve sonuç, analiz sonuçlarına göre incelenen 4 pudranın tamamında da asbest içerdiği anlaşılmıştır. Yani kanserojen içeriyor. Gerçekten tehlike çok büyük. Söyleniyordu, laboratuvar sonuçlarıyla ortaya kondu. Artık ikinci seviyeye geçmek lazım. Yani bakanlık yetkililer devreye girecek ve bebek pudralarındaki şu kanserojen tehlikesine net bir şekilde müdahale edecek. Diğer bir ilave bilgi daha. Şu dernek şu araştırmayı yaptıktan sonra kesin sonuç olarak bunu açıklamamış. Hemen altına not düşmüş. Kesin sonuç demeyelim, TÜBİTAK da devreye girsin. TÜBİTAK laboratuvarları da bu aldığımız numuneleri ikinci bir incelemeden geçirecek. Yani yaptıkları incelemeye güveniyorlar. İkinci bir filtreden, araştırmadan da geçmesinde hiçbir sakınca görmüyorlar. Bebekler, canımız, her şeyimiz bizim. Onları sağlıklı büyütmekte anne babalar olarak temel görevimiz. Kimse onlara pişik yapmasın, sağlıklı uyusunlar, yaşasınlar diye pudrayla, evet, sağlığı pişiğin önüne geçerken onları kanserojen tehdidiyle karşı karşıya bırakmayalım. Pudra mesela bir başka açı. Böyle bitirelim. Şu anda benim yüzümde de pudra var. Ekrana çıktığınızda makyaj oluyorsunuz. Peki kozmetik sektöründe durum ne? Galiba etraflıca bir araştırmaya ihtiyaç var. Biz fikri takibimizi yapacağız. Bakanlığı da buradan tekrar göreve çağıracağız. Anıl. 10 yıl önce 10 yıl sonra sosyal medyada 10 Years Challenge rüzgarı esiyor. Ünlü ünsüz herkes 10 yıl önceki fotoğraflarını koyup bugünkü halleriyle karşılaştırıyor. Peki bu akım göründüğü kadar masum mu? Farklı amaçları olabilir mi? Uzmanlar anlatıyor. Az sonra. Yeniden İzmir'deyiz. Siyaseti değil, yağmurun oluşturduğu dev obrukları anlatacağız. Tarım arazilerinde ortaya çıkan obruklar görenleri ürkütüyor. Tarım arazisinde dev çukurlar oluştu. İçine dolan su şelaleyi andırdı. Gören şaşkına döndü. Millet şaşırdı yani. Böyle bir şey hiç görülmedi şimdiye kadar. İzmir'de etkili olan kuvvetli yağış Menderes ilçesine ağır vurdu. Şiddetli yağış sonrası Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazisinde derin obruklar oluşturdu. Ortaya çıkan bu manzara ürküttü. Bu buraya 100 kamyon toprak döksen dolmaz burası. Bunda dedi, çatlak var burada ama nereye gidiyor bu su bilmiyoruz yani. Suyun toplandığı tarım arazisinde derin çatlaklar meydana geldi. Yer altına şelale oluşturur gibi akmaya başladı. Daha önceden şu karşı çiftlikten akan sel suları bir mağara açtı burada. Sonra o ovanın suyunu o mağara çekmeye başladı. Şimdi bu sene çok suyu olunca asfalta dayandı su. Asfalta dayanınca demek üstü de artık yumuşayınca altı boş. Birden çöktü burası. Mal sahipleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Artık devlet el atacak buraya. Zaten şöyle düşünüyorlar, devlet su işlerinden falan gelmiş buraya. Yani bunu kanala bağlayacaklar yani bunu. Su günden güne çekmeye devam ediyor. Yetkililer olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgede en son 12 yıl önce yağmurlardan dolayı obruk oluşmuştu. Adana'da bir kadın sürücü otomobiliyle sele kapıldı. Sürücü iş makinalarıyla ve zorlukla kurtarıldı. Otomobiliyle sele kapıldı. Kepçeyle gelen devlet su işleri ekibi tarafından böyle kurtarıldı. Görüntüler Adana'dan. Çukurova bölgesinde yoğun yağmur etkiliydi. Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı birçok noktada su taşkınları göletler oluşturdu. 46 yaşındaki Elif Özer, Kadirli yolu üzerinde seyahat ediyordu. Ceyhan'a bağlı Çatalhüyük mahallesinde otomobiliyle sel sularına kapıldı. Sürücü Elif Özer sürüklenirken yardım çığlıkları attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri devlet su işlerine ait paletli kepçeyi olay yerine çağırdı. Kepçenin paletiyle sel sularından kurtarılan özel sudan çıkarıldı. Daha sonra kepçe operatörü sudaki otomobili de kurtardı. Hadi geçmiş olsun.
Kütahya'nın Boyalı Dağı'nda tipi yüzünden 4 kişi mahsur kaldı. Donma tehlikesi geçiren 4 kişi hava kuvvetlerine ait helikopterle kurtarıldı. İşte o kurtarma operasyonunun görüntüleri. Dört kişi Kütahya'nın Boyalı Dağı'nda tipiye yakalandı. Dağda mahsur kalarak donma tehlikesi geçirdiler. Yardımlarına ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı yetişti. Önce yerleri tespit edildi. Ardından bölgeye helikopterlerle ekipler gönderildi. Dört kişi dağda bulundukları yerden halatlarla helikoptere çekildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma operasyonlarına dair görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Gelelim şu bizim meşhur trafik problemimize. İstanbul'un trafik çilesi artık tüm dünyaca biliniyor. Megakent trafik yoğunluğu açısından dünyada 13. şehir olarak yerini aldı. Tekerlekler ağır aksak dönüyor, bir duruyor, bir kalkıyor. İstanbul'da trafik benim için durmuyor çünkü her daim, her an durma noktasında. Eğer öyle olmasaydı E5'ten de böyle kolaylıkla geçemezdik. Sabah 8'den evden çıktık, daha gidemedik hastaneye. Bu trafikle aranız nasıl? İyi, çok güzel. İdare ediyoruz, ne yapalım? Aslında İstanbul'un ömrü trafikte geçiyor. Hiç abartısız yarım saatlik yola 1,5-2 saatte gidildiği bile oluyor. Kadın sürücü ve çocuklu çok zor, görüyorsunuz. Yani her gün gidip gelen biri olarak artık yapacak bir şey yok herhalde, öyle düşünüyorum. Ne kadar zaman geçiyor trafikte? Günde 2 saatim. Ben böyle rahatlıkla konuşuyoruz çünkü kilometre hızı düştü. Ben neredeyse hanımefendiden daha hızlı yürüyorum. Aynen. 5'li. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. İstanbullu trafikten yakasını bir türlü kurtaramıyor. Evimle bura arası, iş yerim arası yarım saatte gidiyorum. Şinevler, Mertel Şinevler. Bazen? Bazen 3 dakikada gidiyorsunuz, 4 dakikada gidiyorsunuz ama genelde yarım saat falan oluyor yani. Berbat. İnan Allah'a berbat. Biz biliyorduk, dünya da öğrenmiş oldu. Çünkü İstanbul trafikte en fazla zaman harcanan 13. dünya şehri oldu. Küresel Yaşam Kalitesi raporuna göre İstanbul trafikte en fazla vakit kaybedilen şehirler içinde 13. sırada yer alıyor. Bizi her şey kaybettiriyor. Para kaybettiriyor, zaman kaybettiriyor, insanların vaktini kaybettiriyor. Yolcuların trafikte en fazla zaman kaybettiği şehirler arasında Moskova ve Tahran da var. Eskiden belirli gün ve saatlerdeydi. Oysa günümüzde artık İstanbul'da her gün her saat gittiğiniz yol trafiğe çıkıyor. Zaman kaybettiriyor, para kaybettiriyor, sağlık kaybettiriyor, her şeyi kaybettiriyor. Var yani. Full artı full. Araştırmaya konu olan şehirler trafik, satın alma gücü, hava kirliliği bakımından da incelendi. Böylece şehirlerin kaliteleri belirlendi. Bu rapora göre Türkiye'de 4 ilin kalitesi düştü. O iller Bursa, İzmir, Ankara ve İstanbul. Yaşam kalitesi sıralamasında İstanbul 226 şehir arasında 177. sırada. Aslında bunun için araştırma yapmaya gerek yok. Bakın, birkaç gün önce İstanbullu bu konudaki duygularını TGRT Haber mikrofonunda nasıl dile getirmişti? Aslında İstanbul'da yaşam ve hastalık çok zor. İstanbul büyük bir şehir, artık taşımıyor. İnsanlar çok çok fazla her şeyiyle. Artık İstanbul'a kar bile yağmıyor. Ve bu yüzden de her yer mikrop. Vallahi buradan kaçmayı düşünüyoruz. Emekli olalım, gideceğiz sahil kenarına. Sosyal medyada şu sıralar ilginç bir akım var. Adı 10 Years Challenge. Türkçe'ye 10 yıllık meydan okuma diye çevirebiliriz. Ünlü ünsüz milyonlarca kişi 10 yıl önceki ve bugünkü fotoğraflarını yan yana koyup değişimi gösteriyor. Ama kimi uzmanlara göre bu akımın amacı o kadar da masum değil. Sosyal medyada bir akım var. O akımın ismi ne? 10 Years Challenge.
10 yıl çalış. Aynen abi, 10 yıl çalış. 10 yıl. Kesinlikle ve kesinlikle bu tarz bir paylaşımda bulunmasınlar. Ne zaman paylaştın bunu? Dün. Dün. Çok kötü niyetli de kullanılabilecek bir hal aldı. Bu ciddi bir risk. Bankacılık sistemine girip tüm hesabınızın boşaltılabileceği bir hal olabilir. İddia büyük ve oldukça tehlikeli. Biz fotoğraf paylaştığımızı sanıyoruz ama aslında tüm kişisel bilgilerimizi yapay zekaya, yüz tanıma sistemine aktarıyoruz. Darknet dediğimiz derin internete de bu bilgiler düşerse ve satılmaya başlarsa tüm dünyayı çok ciddi bir risk bekliyor olacak. Adınız, soyadınız, işte ailevi bilgilerinizin işte doğum tarihinize kadar var olduğunu düşünelim. Onun dışında siz bu paylaşımları yaparken bir de var olduğunuz adresi de belirttiğinizi düşünelim. Konum bilgilerini. Onun dışında zaten 10 yıllık bir yüz verisi de verdiniz. Çünkü değişmeyen bazı suratımızda yapılar var. Kaşlarımız değişmez. Kaşların kulaklarına hizası değişmez. Bilgiyle, yani 10 yıllık değişim fotoğrafıyla yapay zeka bunun insanların ne tür bir hızla değişebildiğini de net bir şekilde çıkartabiliyor olacak. Çok gelişmiş 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle yüzünüzün ufak bir maskesi yapılıp hani sizin işte ofisiniz soyulabilir, işte çocuğunuz kaçırılıyor olabilir, işte evinize giriliyor olabilir. Kameraya gösterirsen ne zaman paylaştın bunu? Dün. Dün. Daha önceden böyle bir bilgim yoktu da yani benim Instagram'ım özel olduğu için, gizli hesap ve sadece arkadaşlarım olduğu için, arkadaşlarıma da güvendiğim için böyle bir şey olacağını kaç sanmıyorum. Kaç tane arkadaşım var? 600-700 civarı. 600'üne de güveniyor musun? Evet. 10 Years Challenge, yani 10 yıllık değişim hareketi akımı sosyal medyada giderek hızla büyüyor. Milyonlarca kullanıcı 10 yıl önceki fotoğrafını ve sonrasını paylaşıyor. 10 yıllık değişim hareketi akımı ile ilgili iddia büyük ve oldukça tehlikeli. Peki bu akıma kapılan milyonlarca sosyal medya kullanıcıları ne gibi tehlikeler bekliyor? Bankacılık işlemleri de bugün birçok banka tarafından yüz tanıma sistemini yapılıyor. İşte bankacılık sistemine girip tüm hesabınızın boşaltılabileceği bir hal alabilir. Cep telefonlarınızı ve evlerinizin kapısını yüz tanıma sistemleriyle açıyorsun. 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin de çok gelişiyor olması. Şimdi bunların üçünü böyle birbirleriyle karıştırdığımızda işte bir askeri ya da bir polis kurumuna işte yapılacak bir işte 3 boyutlu printerla yapılacak bir yüzle girilebilmesine kadar gidebilecek ya da ofisinize girilip işte hırsızlık yapılabilecek. FBI'ın, CIA'nin database'lerinde kendi vatandaşlarının yanında milyonlarca başka ülke vatandaşlarının da içinde bulunduğu bir yüz database'i, yüz tanıma database'i olduğu açığa çıkmıştı. Yaşım tutmuyor zaten. Kredi kartı falan yok. Rahatım. Rahatım. Evet. Ama ya sonrasına, bugün yok ama sonra olursa? Onda o zaman bakarız. Olsun. Şu anlık umurumda değil diyorsun. Aynen. O zaman abi kimse yapmasın, ne diyeyim başka? Yani böyle yapar şey olursa... Yapar mısın bu uyarıdan sonra? Yok, yapmam abi, niye yapayım? Neden? Şey abi, yüz hatlarım belli oluyormuş şimdi. Birisi alır yüz hatlarımı falan kullanır. Hak veriyorum ben. Böyle bir şey olması mümkün mü? Mümkün. 10 yıl öncesi kendini kıyaslarsan yüz hattında bir değişkenlik var mı? Yok abi, yani genel olarak aynı. Aynı. Aynen, beni biri 10 yıl önce görse yani mesela böyle koysa der evet bu o çocuk der yani. Yani rahatlıkla senin... Evet. Bilgilerini alabilir. Alır abi. Hiçbir değişiklik yok. Yok. Gözler aynı, kulak aynı. Aynen, aynen, aynen. Siber güvenlik uzmanlarının yaptığı bu iddia sonrası Facebook'tan bir açıklama geldi ve iddiayı yalanladı. Ancak siber güvenlik uzmanları hala iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Kesinlikle bu akıma kapılmadım. Arkadaşlarıma, çevremdeki insanlara da bunu yapmamalarını, bu tarz bir nedenle kullanabileceğini defalarca söyledim. Ve vatandaşlara da şunu öneriyorum. Kesinlikle ve kesinlikle bu tarz bir paylaşımda bulunmasınlar. Vallahi ben öyle komplo teorilerini falan bilmem. Instagram, Facebook, yüz tanıma sistemleri kaçtı, gözdü, hiç bilmem. Peki ben size şu 10 yıllık meydan okumayla ilgili nasıl bir bakış açısı sunabilirim? Elbette sunabilirim. Şu sosyal medyanın liderleri Amerikalılar. Amerikalılara buradan nitelikli bir gönderme yapalım. Bu modernizmi, bu moda akımları bize dayatıyorsunuz. Biz de çok hoşlanıyoruz, giriyoruz ama 10 yıl öncesiyle 10 yıl sonrasını benim coğrafyamda neler yaşattığınızı gelin size bir göstereyim ben. Anıl, versene o fotoğrafları. Gazeteci arkadaşım Nevzat Çiçek bugün Twitter'dan, dramatik değil mi? Twitter'dan bunları paylaştı. Ben de hemen onu sizlerle paylaşmak istedim. 10 yıl öncesi ve sonrası. Son örnekle başlayalım. Buyurun, Suriye. Burası Halep'ti.
eski Osmanlı toprağı, harika bir medeniyet. O çok sevdiğimiz Orta Doğu mutfağı, Kilis mutfağı, Gaziantep mutfağı, gastronomi onun merkeziydi. Bakar mısınız geldiği hale? 10 yıl öncesi, 10 yıl sonrası. Nasıl geldiniz Suriye'yi birbirine kattınız? Devam edelim. İlk meselenin patlak verdiği yer 90'larda başladı. Sonra 2. Körfez krizi. Irak'a sizi bir Bağdat'a götüreyim. 10 yıl öncesi veya daha öncesi Bağdat'ta bir düzen vardı. İnsanlar hayatlarını sürdürüyorlardı. Mimari vardı orada. Tarih vardı Bağdat'ta. Adına şarkılar, şiirler yazılmış bir güzel şehirdi, başkentti Bağdat. Son haline kan ve ölümden başka ne bıraktınız? Kaç yıl önce, kaç yıl sonra? Cevabı siz verin. Devam. Libya. Evet, o Kuzey Afrika'nın Akdeniz sahilinin o güzel beldesi. Nasıldı Akdeniz sahili? Zeytinlikleriyle, zenginlikleriyle. Tamam, yönetimi belki eleştirilebilir ama böylesine Arap Baharı adı altında 10 yıl öncesi, 10 yıl sonrası bu ülkelerin insanlarına, Müslüman coğrafyaya böyle yaşatılmamalıydı. İşte Trablus'un son hali. Geçmişi ve 10 yıl öncesi, 10 yıl sonrası. Moda deyimiyle before after'ı. Ve son başlık Yemen. 10 bin insan öldü gözümüzün önünde. Kimsenin kılı kıpırdamıyor. Çocuklar ağaç kökleri yiyerek orada hayatını kaybediyor. Yemen'in öncesi. Orası da bir tarihi şehirdi. Bakiye'ydi. Kahve Yemen'den gelirdi. Yemen türküleriyle bilirdik. Işıklar içinde turistlerin gittiği bir yerken 10 yıl önce, 10 yıl sonra. Arap Baharı dönmüş Arap Hazanı'na, değil mi? İşte ölümden başka, bombalanmış, parçalanmış beton yığınından başka hiçbir şey yok. Güzel yüzlerle 10 yıl önce, 10 yıl sonra meydan okuması, challenge yapıyorsunuz da benim coğrafyama bıraktığınızda bunlar. Anıl. Mini mini birler, çalışkan ikiler, üçler, dörtler, ortaokullar, liseler. Tam 18 milyon öğrenci karnelerini aldı. Yarı yıl tatili başladı. Karne heyecanından gülümseten görüntüler az sonra. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, marketlerin pazarlardan daha pahalı olduğunu söyledi. Marketleri uyardı. Arkadaşlarımız da hem pazara hem markete gitti, fiyatları karşılaştırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda Perşembe günü düzenlenen Adım Adım Ekonomi toplantısında konuştu. Pazar ve market fiyatları arasında ciddi fark olduğunu söyledi. Bakıyoruz, pazarda farklı fiyatlar marketlerde. Marketlerde istediğimiz rakamlar yok. İşte marketlerle konuşacağız. Öyle yok. Pazardakiyle marketteki arasında bu ciddi fark varsa, o zaman marketlerimiz beklediğimiz katkıyı yapmıyor. Bakan Albayrak, pazarlar marketlerden daha ucuz deyince biz de soluğu pazarda aldık. 6 kalem ürün belirledik. Şimdi buradaki fiyatlarına bakacağız. Ardından da markete gideceğiz. Oradaki fiyatlarla karşılaştıracağız. Haber ekibimiz pazardan elma, patates, soğan, portakal, kıvırcık marul ve domatesin fiyatlarını aldı. Bu arada vatandaşla da konuştu. Bakan Berat Albayrak'la herkes hemfikir. Katılıyor musunuz? Katılıyorum. En az 3-4 milyon. Atıyorum burada pazarda domates 7 liraysa orada 10 lira. Burada şimdi marketten çıktım geliyorum. Markette daha yüksekti, evet. Şimdi oradan geldim. Orada fiyat araştırması yapıyorum. Sonra buraya geliyorum. Markete gittiniz, fiyat araştırması yaptınız. Nasıldı durum? 9 lira. Domates 9.95. Salatalık 8.95. 9 liradan aşağı bir şey yok. Patates de 5 lira, 6 lira. Elma 3.5 TL. Patates 3 TL. Soğan 4 TL. Portakal 3.5 TL. Kıvırcık marul tane 3 TL, domates 8 TL. Ekibimiz ardından büyük bir markete girdi. Şimdi de fiyatları incelemek üzere bir markete geldik. Burada soğanları görüyorsunuz. Soğanların fiyatı pazarda 4 liraydı. Burada ise 5 lira 94 kuruştan satılıyor. Hemen yanında patates var. Patatesler pazarda 3 liradan satılıyordu. Buradaki fiyatı ise 5 lira. Bakan Berat Albayrak da dediği gibi marketteki fiyatlar ortalama 1,5 ila
2,5 lira arasında fazla çıktı. Ama bizim listemizdeki portakal hariç. Elma 3,5 TL, 4,89 TL, 1,39 TL. Patates 3 TL, 5,45 TL, 2,45 TL. Soğan 4 TL, 5,94 TL, 1,94 TL. Portakal 3,5 TL, 2,79 TL. -0,71 kuruş. -71 kuruş. Marul 3 TL, 4,95 TL, 1,95 TL. Domates 8 TL, 9,90 TL, 1,90 TL. Peki nasıl oluyor da aynı ürün pazarda ucuz, markette daha pahalı? Cevabı pazarcılardan dinledik. Hemen soralım. Neden elma sizde 3,5'da 1,5 lira daha pahalı? Bu biz köylü zamanında almıştık bunu. Bu sanayiye koymuştuk. Bunu biz şimdi hal bunu var ya halde bu adam 3,5 milyonu alır mecbur satacak onu. Az bir karla ürün satıyoruz yani. Bizim fazla bir şeyimiz yok. Az bir karla satıyoruz. Çünkü niye? Halk yesin diye. Yani bizim sattığımız mallar 50 kuruşa ya da 200-300 kuruş. Yani şu patates soğan olsun 50 kuruş, 300 kuruş. Yani bak şu kışın yapılmayacak işi biz müşterimiz olduğu için geliyoruz buraya. Hizmet için geliyoruz. Marketler bir kara malı ucuz gösterir, diğer malları pahalı gösterir. Bugün öğrenciler ve tabii onların velileri için de çok önemli bir gündü. Çünkü 18 milyon öğrenci karne aldı, yarı yıl tatili başladı. İyi tatiller arkadaşlar. Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Mini mini birler, çalışkan ikiler, üçler, dörtler, ortaokullar, liseler. Kısacası 18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşıyor. Hüseyin Yağız kahraman geliyor. Takdir aldım. Beklemiyor muydun? Beklemiyordum. Neden? Çok çalışmadın mı acaba? Hayır, bayağı çalıştım. İrem teyzemle falan çok çabaladık. Bayağı çaldık. İrem teyzeye de teşekkür ediyoruz burada. Bayağı yani çok mutluyum. Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Biz karne dağıtımı için 4. sınıfı seçtik. Neden? Çünkü onlar sadece karne almıyordu. Aynı zamanda ilk takdir ya da teşekkür belgelerini de aldılar. Gelin heyecanlarını birlikte paylaşalım. Ayşe Bilge takdir alamamış. Olabilir misin? Hayır. Beklediğin geldi. Ayşe Bilge, ilk takdir ne hissettiriyor insana? Annemle beni gurur duyacağımı hissediyorum. Sınıfta bir prenses var. Hocam prensesin karnesini verelim mi? Ne bekliyorsun karnende? Takdir, teşekkür. Takdir. Büyüyünce ne olacaksın Aylin? Doktor. Doktor? Ne doktor olacak? Cerrah. Cerrah olacak. Genel cerrah. Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın. Şapkasız çıkmayanlardan var bir de. Çok karizmatiksin ama o şapkayı alırım ben. Takarım kafama. Adın ne? Ahmet'in karnesini alabilir miyiz hocam? Ya ben bu karneyi ancak şapka bende kalırsa veririm yalnız. Döndürüyorum. Bakalım ilk hissi ne olacak? Karne hediyesi var mı? Beni en çok bu ilgilendiriyor. Bu sene bir şey izlemedim. Annemler sürpriz olarak alacak. Bir de ilk karne heyecanını yaşayanlar vardı. Onlar ne hissetti? Bir soralım bakalım. Heyecanlandım. Nasılmış karne? Güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu karne gerçekten çok iyi ve ilk karne. Çok iyileri görünce ne hissettin? Çok. Heyecanlandın mı çok? Anneler daha heyecanlı. Niye öyle? İlk karnemiz, uyumadık biz. Karne nasıl? Karnemiz güzel. Sevinçliyiz hepimiz. İyi tatiller arkadaşlar dedik ama kitap okumayı da unutmayın. Özellikle ben de kendi çocuklarıma kitap okuma konusunda onları özendirmeye, onlara enerji vermeye ve istekte bulunmaya devam edeceğim. Karne alanlar arasında Yozgat'ta yaşayan Bulut ailesinin 5 çocuğu da vardı. Bulut kardeşlerin haber olmasının nedeni ise 5'inin de aynı sınıfta okuyor olmalarıydı. Bakın niye? Evet. Dünyaya birlikte gözlerini açtılar. İlk karnelerini birlikte aldılar. Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesinde yaşayan Bulut çiftinin karne sevinci 5'e katlandı. Beşizleri ilk karnelerini aldı. 2012 yılında dünyaya gelen Yunus Kerem, Zeynep Muteber, Davut Ege, Ömer Faruk ve Muhammed Emin okula anne ve babalarıyla gitti. Prematüre beşizler ilk karnelerini sevinçle aldı.
Bulut ailesi eve 5 kane ile birlikte döndü. Notları iyi olanlar için sorun yoktu. Ama eve kötü karne götürenlerin sıkıntılı bir gün geçirdiği muhakkak. İşte o öğrencilerden biri öyle bir şey yaptı ki soluğu karakolda aldı. Kötü karneye akıl almaz bir yöntemle çözüm buldu. Milli Eğitim'in sitesini çökertip notlarını değiştirdi. Akıl almaz olayın adresi Diyarbakır. 10. sınıf öğrencisi Sultan Şeyh Muzme notları ve devamsızlığını değiştirmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın not sistemine girdi. Burada ders notlarını 20 puan yükseltti. 2 aylık devamsızlığını da 9 güne indirdi. Ama hesap etmediği bir şey vardı. Okul yönetimi ve öğretmenleri bu değişikliği fark etti. Önce kendilerinin hata yaptığını düşünüp öğrencinin yaptığı değişiklikleri düzelttiler. Sonraki gün tekrar sisteme giren Sultan Şeyh Muzme, notları ve devamsızlığı tekrar kendine göre güncelleyince okul yönetiminin dikkatini çekti. Polise haber verilmesinin ardından Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri not sistemini takibe aldı. Sultan Şeyh Muzmey'in evinde bulunan IP adresinden sisteme girildiği belirlendi. Güvenlik güçleri 10. sınıf öğrencisi Sultan Şeyh Muzmey'i gözaltına aldı. Patlamış mısır yasası mecliste kabul edildi. Yasa yapımcılarla salon sahiplerinin kavgasını bitirecek mi? Yeni filmler gösterime girecek mi? Reklamların, tanıtımların süresini etkileyecek mi? Az sonra. Sırada Amerika'dan bir polis kovalamacasının görüntüleri var. Banka soymak isteyen suçlular kaçtı, polis kovaladı. Kameralar ise tepelerinde kayıttaydı. Polis kovaladı, soyguncular kaçtı. Burası Amerika'nın Texas eyaletindeki Dallas şehri. Bir kadın, 3 kişi bir bankayı soymaya kalkıştı. Polisin gelmesiyle soyguncular geldikleri araçla kaçmaya başladı. Polis peşlerini bırakmadı. O anlar havadan görüntülendi. Son sürat giden otomobilin kaputu açıldı. Önce camı kapadı. Buna rağmen sürücü durmadı. Yoluna devam etti. Ekipler aracın arka lastiğini patlattı. Otomobil daha fazla gidemedi. Kovalamaca çıkmaz sokakta son buldu. Araçtaki bir kadın, 3 kişi yaya olarak kaçmaya çalıştı. Başarılı olamayan 3 şüpheli yakalandı. Müslüm filmi gösterime gireli çok oldu. Ama Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un yapımcılarla kavgası bitmedi. Bu defa da devreye Engelsiz Yaşam Vakfı girdi. Geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Yüzük gerçekmiş gibi, Müslüm'e aitmiş gibi açık arttırmayla satılıp bağışta bulunuyor. Ben diyorum ki yani böyle bir şeylerle çok zedeleniyorum eşime ait. Yani bizi çok fena parçalıyorlar. İddiaya göre Engelsiz Yaşam Vakfı yapılan bir açık arttırmada Müslüm Gürses'e ait olduğunu söyledikleri ancak taklit olan bir yüzük ve gömleği sattı. Aslında bir reklam olabilir bu ama böyle değil. Eşimin ismini bu şekilde beni üzücü olarak yani ben çok üzülüyorum. İşte o açıklamada suçlanan vakfın yönetimi kameraların karşısındaydı. Her sene gerçekleştirdiğimiz gecede Muhterem Nur Hanım'ın iddia ettiği gibi ne gömlek ne de yüzük Müslüm Gürses'in ya da Müslüm Gürses'in adı kullanılarak satılmamıştır. Yüzük özel tasarımdır. Gömlek de Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu tarafından bize Müslüm karakterinin giydiği gömlek diye getirilmiştir. Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kalpakaslan, Muhterem Nur hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Önce yaşından dolayı ve merhuma saygımızdan dolayı sustuk ama artık dayanamadık çünkü vakfa zarar vermeye başladı. Bundan dolayı susmayacağız. 7 yıldır yüzlerce, binlerce engelli vatandaşımıza, önünde engel olanlara dokunmaya çalışıyoruz. Hiç kimse bizim vakfımıza laf söyleyemez. Türk sinemasının beklediği kanun nihayet çıktı.
artık sinema salonları biletlerde indirim yapmak ya da promosyon uygulamak için yapımcıyla anlaşmak zorunda. Reklam süresine de sınırlama getirildi. Bundan sonra bu gafilenin başkanı ben. Sinema sektörünün beklediği kanun Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Yasaya göre artık sinema salonları biletlerde ilk seans indirimi, öğrenci indirimi, okul indirimi, meslek grubu indirimi, halk günü gibi indirimleri kendi başlarına yapamayacak. İndirim için o salondaki filmin yapımcısıyla anlaşmak zorunda. Kanunla birlikte biletle beraber promosyon olarak verilen mısır kola ikilisi de tarihe karıştı. Yasaya göre bilet satışıyla aynı anda mısır, kola ve benzeri ürünler birleşik şekilde satılamayacak. Yapımcıların en çok şikayet ettiği konulardan biri de film öncesinde ve arada gösterilen reklamların süresiydi. Film öncesi beyaz perdede gösterilen reklamların süresi 10 dakikayı geçemeyecek. Fragman gösterim süresi en az 3, en fazla 5 dakika olacak. Film arası ise 15 dakikayı aşamayacak. Ancak bu sürelere kamu spotları dahil değil. Kanunla birlikte Türk sineması ve dünya dizi sektöründe ikinci olan Türk dizisi için destekleme kurulları kurulacak. Dizi ve sinema sektörüne 60 milyon TL destek sağlanacak. Bu arada yasayla birlikte sinemada çok sayıda filmin gösterime girmesi bekleniyor. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Şahan Gökbakar çekimlerini tamamladıkları filmlerini vizyona sokmamış yasanın çıkmasını beklemişti. Eski padişahlardan Abdülmecid'in torunu Bilyun Alpan Sultan 101 yaşında hayatını kaybetti. Sultan 90 yıldır yaşadığı Beyrut'ta toprağa verildi. Hissettim ki bir şey var. Hissettiniz mi? Evet tabii. Osmanlı Hanedanı sürgününün son tanığı Bilyun Alpan Sultan dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Padişah Abdülmecid'in torunu Bilyun Alpan Sultan 101 yaşındaydı. İlerleyen yaşının meydana getirdiği sağlık sorunları nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki evinde hayatını kaybetti. Bilyun Alpan Sultan'ın cenaze namazı Beyrut'taki Elbasta Et-Tahta Camii'nde kılındı. Cenaze törenine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ın yanı sıra Lübnan'da yaşayan Türkler ve yakınları katıldı. Bilyun Alpan Sultan kılınan cenaze namazı ve edilen duanın ardından tarihi Başura mezarlığında defnedildi. Dışişleri Bakanlığı defin işleriyle yakından ilgilendi. Bilyun Alpan Sultan 5 yaşındayken ailesiyle birlikte Fransa'ya gitti. Oradan önce Kudüs, ardından Lübnan'a giden Alpan Bilyun Sultan 1929'dan bu yana Beyrut'ta yaşıyordu. Sürgünü yaşayanlar arasındaki son hanedan üyesiydi. Hayat hikayesi 2017 yılında bir belgesel filmine konu oldu. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Ben bu haftayı kapatıyorum TGRT ana haber bülteni adına. Cumartesi ve pazar hafta sonu çalışma arkadaşım Mehmet Aydın sizlerle birlikte ana haberde karşınızda olacağı. Pazartesi gününe kadar mutlu hafta sonları.